şu da bir gerçek ki eğer bir partilerdeki bir dolayı ben e, kurulsa bile bir bir, bir, var. Var. bir iyi bir çalışma Değil yaparak de, de, ve ortak oylarıyla duruma durumu olabilir mi? Sevgili seyirciler, Bir Bakış Açısı programından merhaba. Alman Merkez Eski Yönetim Kurulu Üyesi Tilo Sarazi'nin yayınladığı kitaptan sonra Almanya'da uyumla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ee, özellikle kitabında göçmen e, Müslümanları hedef alan sarazini biz bugün konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Bu konuda sivil kurumları ne diyorlar? Buradaki Türkler bu konuya nasıl bakıyorlar? Ve gerçekten de Sarazi'nin dediği gibi göçmenler Almanya'da uyum sorunlarını mı yaşıyorlar? Bunu konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Size konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sayın Selahattin Saygın, Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Köln'den geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sayın Bernhard von Grünberg, e, Eyalet Milletvekili Bonn'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Willkommen. Willkommen. Sayın Yaşar Alan, siz de hoş geldiniz. Hoş Bize hoş. bugün tercümede yardımcı olacaksınız. Sayın Profesör Doktor Bülent Uçar, öğretim üyesi Osnabrück'te öğretim üyesisiniz ama siz burada yakın bir yerden geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sayın Doktor Hıdır Akbaş, Teknik Direktör. Köyden geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bu çabalar Sarazın diyor bu çabalar işe yaramıyor. Çünkü Almanya'da diyor 3. 4. kuşak yetişiyor ve yapılan bir araştırmaya göre kendisi söylemiş. Benim yarım işte istatistikten oluşuyor diyor. Ben bugün onun istatistiklerin çoğunu dile getirmeyeceğim ama yüzde %78 böyle bir ilginç bir istatistik var. Ee, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kendi başkanı, başbakanı görmüyor. Burada yaşayan e, üçüncü 4. kuşak e, ve e, buradaki yaşayan yabancıların özellikle Müslümanların e, bu ülkeye entegre olmak istemediklerini iddia ediyor. E, yani kendilerini buraya ait hissetmiyorlar diyor. 3. 4. kuşak burada büyümüş olmasına rağmen e, siz bunu nasıl görüyorsunuz? <laughs> Şimdi böyle bir istatistik var mı yok mu onu bilmiyorum var, ama burada var kitaplar. olduğunu Evet, var olduğunu kabul edelim evet. ve bu istatistik verinin doğru olduğunu kabul edelim. Böyle bir durum var ise şu soruyu sormak lazım. Yani %78 oranında Müslüman gençler veya Türkiye kökenli gençler veya nasıl isimlendirecekseniz onu Özellikle Müslüman Afrika'dan yani Müslüman gelen, diyelim. Orta Doğu'dan ve Türkiye'nin Müslümanlar buraya entegre olmak istemiyor diyor. Sarazinin önemli tezlerinden bir tanesi. Bunun doğru olduğunu varsayalım. O zaman evet. soruyu şöyle sormak gerekir. Bunun sebebi nedir? Niçin? Demek ki karşı tarafta sizi kabullenmek istemeyen bir durum var ki sizde de böyle bir his oluşmuş. Eğer evet. bu doğruysa ki ben bunun doğruluğuna inanmıyorum açıkçası. Şimdi Az önce konuşmacılar buradaki Müslümanların akademisyen kökenli olmadığını daha çok işçi sınıfına ait olduğunu vesaire söylediler. Okuduklarında akademisyen olduklarında meslek bulmada daha durumları iyi mi? Yani bu soruyu da sormak lazım. Çok çeşitli araştırmalar Müslüman kökenli, Türkiye kökenli, Arap kökenli şahısların akademisyen dahi olsa iş müracaatlarında bu isimlerle müracaat ettiklerinde işe alınma şanslarının çok daha düşük olduğunu ispat etmiş durumda. Dolayısıyla buradaki suçu sadece Müslümanlara veya Türklere yamamak bence eksik bir verim. Bir de buna ilaveten Tilo Zaratin olayı aslında Tilo birçok insanın düşündüğünü, hissettiğini ifade etti, dillendirdi. Bu önemli bir verim. Tabi Tilo Zaratin ırkçı bir adam. Yani bunu çok açıkça böyle net söylemek lazım. Kendisinin okumuş bir banker olması onun söylediklerinin doğruluğunu ifade etmez. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Terslerinden dolayı e bunu şuna dayandırarak söylüyorum. Bakın Konrad Adenauer Vakfı'nın 2001 yılında yapmış olduğu bir araştırma var Almanya'daki Türk kökenli insanlar üzerinde. E, çeşitli sorular soruyorlar Almanya'daki evet, Türklere. E, bir, Dindarlık oranlarıyla ilgili. Çünkü Zaratinin temel tezi şu. Bir insanın din bağı Müslümansa, İslamsa bu insanlar genel özellikle Türkiye ve Arap kökenli ise bu insanlar gerizekalı, topluma entegre olmayan insanlar. Yani temel tezi bu. Şimdi bunun böyle olmadığını bize yine istatistiki veriler söylüyor. Konrad Adinova Vakfı'nın yapmış olduğu bu çalışma şunu gösteriyor. Bir, Türkiye'den gelen insanların yaklaşık %90'ı kendisini dindar olarak tanımlıyor. Öyle veya böyle. %47'si çok dindarım diyor. %40'ı dindarım veya daha çok dindar sayılırım diye ifade ediyor. Dindar değilim diyenler %10 nispetinde. Aynı kişilere şu sorular soruluyor. Demokrasiye bakışınız nedir? İnsan haklarına bakışınız nedir? Din hürriyetine, fikir hürriyetine bakışınız nedir? Aynı sorular Alman kökenli insanlara da soruluyor. Bütün sorularda olumlu verilen cevaplar Türkiye kökenli insanlarda Alman kökenli insanlardan daha yüksek. Demek ki dindarlıkla, din bağı ile demokrasiye, <laughs> bağlılık, sadakat, insan haklarına yaklaşım konusunda doğrudan bir ilişki yok. Evet. kurduğu gibi. İkinci olarak Tilo Zaratin diyor ki işte Türkiye'den gelen insanlar veya Müslüman kökenli insanlar entegrasyona yönelik ilgileri yok. Eğitim seviyeleri düşük. Burada şu soruyu sormak lazım. Şimdi e, İslam ülkelerinden Almanya'ya gelen insanlar. Bakın önümüzdeki yıl 50. yılı kutlayacağız. Evet. E, hangi sınıftan oluşuyorlar? Zamanında doktor, mühendis, avukat mı çağırdı Almanya? Hayır. İnsanların dişine bakarak işçi sınıfını Ait olmak üzere köylü çocuklarını çağırdılar. Yani Türkiye'den gelen insanlar Ankara'yı, İzmir'i, İstanbul'u görmeden Anadolu'nun köylerinden geldiler. Berlin'i, Köln'ü gördüler. Dolayısıyla buradaki Türkiye kökenli, Müslüman kökenli insanların gelişimine eğitim gelişimini, entegrasyona yönelik gelişimini test etmek için Alman kökenli toplumun geneliyle, Türkiye'den göle, gelen, İslam ülkelerinden gelen insanların bugünü kıyas etmeyeceksiniz. Bu yanlış bir kıyas olur. Ne yapmak gerekir? Son 40 yılda, önümüzdeki yıl 50. yılı kutlayacağız. Son 50 yılda Türkiye'den gelen insanlar nasıl bir gelişim gösterdiler? Geldiklerine toplumun en aşağı sınıfıydılar. Yani her bakımdan gelişim itibariyle vesaire. Bugün neredeler? Buna bakmak lazım. Buna baktığımızda bütün toplumsal veriler pozitif yönde. Bir de şunu söyleyeyim son olarak. 2005 ila 2020 yılı arasında Almanya %20 oranında öğrenci kaybediyor. Bütün okullar için söylüyorum bunu. Yani hiçbir şey yapılmasa her okulda ortalama %20 öğrenci kaybedilecek. Yani toplum gittikçe küçülüyor doğum, aşağıdan dolayı. Doğum oran. oranından dolayı oran tabii, diyorsunuz. Tabii doğum evet. oranından dolayı. Şu an 1 milyon civarı Müslüman öğrenci var Alman okullarında. Sadece şu eyalette Kuzeyden Vesfali'de 330 bin öğrenci var. İlk okullarda %14-15. Tilo Zaretsi'nin dediğini kabul edersek... En büyük sorun teşkil ediyor onun için. Alternatif nedir? Yani bir milyon Müslüman öğrenciyi ırkçı bir yaklaşımla bu okullardan alsak, memleketlerine, tırnak içinde memleketlerine, ben de evet. o görüşe katılıyorum. Yani burada doğmuş, büyümüş bir insan için burası onun için memleketi. Kesinlikle. Türkiye'de yani tabii ki bizim gönül bağımız var, evet. Türkiye'de bizim vatanımız. Ama... kimlik aynı şey. E, tabii. O kimlik sayılır. E, biz burada doğduk büyüdük. Yani şimdi siz bir balı denizden alacaksınız, e, diyeceksiniz ki burası senin memleketin değil. Hayır. Burası ben burada doğdum evet. büyüdüm. Burası ne kadar Klaus'un, Pieta'nın memleketi ise o nispetle de benim memleketim. Çünkü ben burada doğdum büyüdüm. Bu toprağın ortağıyım. İyi günde kötü günde biz buraya aitiz. Evet. Öyleyse ırkçı bir yaklaşımla bu insanları okullardan alsanız, memleketlerine tırnak içinde gönderseniz ne olacak? 1 milyon öğrenci azalacak. %20 nispetinde azalacak dedim ya. O zaman o oran %30'a %40'a düşecek. Bu alma için felaket olur. Öyleyse sorunlar yok mu var? Yapılacak yapılması gereken iş. Yapılması gerekenler isterseniz onu birazdan söyleyelim. Peki. Biraz seyircilerimizi evet. de heyecanlandıralım Hün hepsini nite. söylersek şimdi. Ee, ve biz okullarda da yani eğitim konusunda da büyük sorunlar yaşıyoruz. Ee, bu anlamda benim yardımıma tabii e, Profesör Doktor Bülent Uçar e, kavuşacak. E, o aynı zamanda kendisi burada doğma büyüme en iyi yere gelmiş birisi. Şimdi Almanya'da bu İslam'la ilgili tartışmalar tabi devam ediyor. İslam konferansları devam ediyor. Selahattin Bey bundan memnun olmadığını söyledi. Ama eğitim alanında da işte imam yetiştirme, din dersleri, öğretmenleri yetiştirme eğitimi de başladı. Dört üniversitede. Siz dördüncü üniversite olarak Osnabürük'te tam ne yapıyorsunuz? Bu konuda tam neler yapılıyor? Ve... Gürünberkin söylediği doğru mu? Yani işte din dersi vereceğiz de düşünceler çok farklı. Bu konuda bir ortak görüş alamıyoruz. Ama isterseniz İslam'a yönelik eğitimle ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Şimdi az önce konuşulan mevzuya girmem lazım. Kısaca onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 11 Eylül 2001 yılında Fatset gazetesinde bir haber yayınlandı. Dikkat evet. edin 11 Eylül 2001 yılı yani o olayların olduğu tarihte. 11 Eylül evet. Renate köşe adında bir bayan Alensbach Institute var Almanya'da meşhur bir kamu araştırma şirketinin başı. Bu başında. kitapta da var o. Evet o araştırmada Almanlara Türklerle Müslümanlarla ilgili görüşleri soruluyor. Yani terör olaylarından daha önce bu olay. Yani bizim Türkler olarak, Müslümanlar olarak bir sürü hatamız var, yanlışımız var, kusurumuz var. Bunları kabul ediyorum. Yani çok ciddi eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Bunları da açık yürekli konuşabilmemiz lazım. Ama saygılı bir üslup içerisinde. Fakat Alman toplumunun da çok ciddi hataları var, sorunları var, ön yargıları var. Bakın bu çalışma, bu araştırma şunu gösterdi. İslam dendiğinde Alman toplumunun %60'ı, %70'i Hoşgörüsüzlük, kadın düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı, insan hakları karşıtlığı evet. bunları düşünüyor. Ama Hristiyanlık de, de, dendiğinde nächsten liebe, sevgi düşünülüyor. Yani şimdi bu kadar mı bu Müslümanlar kötü çirkin insanlar? Yani bunları da do, bu do, anlamda ifade da birimizi etmek lazım. tanımıyoruz yani. Evet. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani bunları bir defa bilip tespit etmemiz lazım. Şimdi fikir hürriyeti meselesine gelince fikir hürriyeti tabii ki çok önemli bir temel insan hakkıdır. Yani Din hürriyeti nasıl bir temel insan hakkıysa fikir hürriyeti de öyle bir temel insan hakkıdır. Fakat burada bir cümle Almanca söylemek zorundayım. Öyle. Meinungsfreiheit umfasst auch die Narrenfreiheit. <laughs> Aber Meinungsfreiheit umfasst <gülüyor> keine, <gülüyor> <gülüyor> umfasst keine um, keinen Rassismus und keine Volksverhetzung. Das ist nur ein <laughs> Unterschied. Deswegen wollen wir <laughs> ihn auch ausschließen. Richtig. Das ist nur ein Unterschied. O yüzden yani fikir hürriyeti tabii ki biz bütün fikirlere, düşüncelere saygılı olacağız ama fikir hürriyeti adı altında başkalarına tahkir etmek, küçümsemek, horlamak, topluluklara yani bunu Müslümanlarla ilgili değil de çok affedersiniz başka gruplarla dini ve etnisite olarak başka gruplarla ilgili söylese de bu çok çirkin yanlış şeyler. Evet. Ya başka insanların kutsallarıyla yani bu Müslüman olur, Hristiyan olur, inancıyla. Budist olur, kökeniyle, kimliğiyle, inancıyla çok daha saygılı davranmak gerekir. Şimdi Almanya'da İslam ve Müslümanlık meselesine gelince yani evvela bunları tespit etmemiz lazım. Evet. Yani sadece sorun bizde değil. Toplumda da çok ciddi sorunlar var. Bakın 50 yıldan beri bu toplumda büyük sayıda, yüksek sayıda Müslüman yaşamaktaydı. Yaklaşık 4 milyon insan yaşamaktaydı burada Bunu da Son bağlı. yılda buldular. Eskiden daha azdı sayımız. Evet. <laughs> doğru. Yani o da ayrı bir mesele. Evet. Daha da fazla. Ee, İslam'ın toplumsal olarak kabul edilmemesi ciddi bir sorun almaya Çünkü din hürriyetinden faydalanabilmek için Toplumsal statünüzün olması gerekiyor. Bakın bu eyalette... İslam din olarak kabul görmüyor. Tabii ki. Görmüyor. Tabii. Resmi anlamda Size bir örnek var. Ben bu eyalette, evet. Kuzeyren Vesfale Eyaleti'nde Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım. Evet. Bu eyalette Katolik din dersi var, Protestan din dersi var, Yahudi din dersi var, Süryani din dersi var, Ortodoks din dersi var, Var oğlu var, her çeşit din dersi var. Eksik olan nedir? İslam din dersi. Peki, 320 bin Müslüman öğrenci yaşıyor bu eyalette. Kuzey Eren Vesfalya'da. 900 bin Müslüman öğrenci Almanya çapında yaşıyor. Şimdi siz bunların için eşit hakkı vermiyorsunuz? Yani eşit hak vermeniz demek 3-4 bin tane İslam din dersi öğretmenini istihdam etmeniz demektir. Öğretmenimiz mi yok diyorlar? Öğret evet. Yani bu ciddi olarak pastadan pay ayırmanızı gerektirir. Burada çok ciddi sıkıntılarımız var. Er, sizce ee, neden yapılmıyor? Burada korku var. Ne korkusu? Bu çok açık ifade edilmez. Ama toplumun genelinde de... Ama Sarac'ın bunu yazdı. Evet, yani Sarac'ın ifade... Demin rakamlar verdim. Yani böyle sadece geniş e, ifade etmiyorum. Rakamları vererek söylüyorum. Alman toplumunun genelinde, tabii ki siyasetçiler de Alman toplumunun bir e, resmi netice itibariyle İslam'a karşı, Müslümanlığa karşı çok ciddi korku var. Ve bu korkunun yansıması olaraktan da... Bizi değiştirir diye... Değil tabii, mi? Toplumu yani, değiştirir. Tabii bazı, yani doğum oranları oldukça yüksek diyor Sarazin ama... E, bu çok yanlış. Yani e, doğum buradaki, oranlarının evet. yanlış ol, olması kesinlikle yanlış. Bakın e, ben Türk toplumunun demografik örneğini kendi ailemden vereyim bir örnek olarak ki bunu herkes evet. yani bizi dinleyen herkes kendi aile durumunu düşünsün. E, benim anne tarafım 8 kardeş baba tarafım 6 kardeş. Bunların toplam 3 çocuğu var. Şimdi onların çocuklarına bakıyorum ya 1 ya 2. 3 evet. olan yok. Yani... Türklerde de azalma şu, var. Tabii tamam. ki. Yani bu Türkiye için de geçerli. Almanya'da yaşayan insanlar için de geçerli. Türkler de bu demografik olarak azalıyor. Fakat Almanlar çok daha fazla azalıyor. Ama neden? Yani bilinçli bir şekilde bunu söylüyor Sarazin. Yani e, sayıları çoğalıyor. Evet. Bu din işte bizi değiştirecek. İşte ülkemiz elimizden gidecek. E, bilmiyorum kaç yıl sonra işte burada Almanlar gittikçe azalacakken Yani Şimdi her insan içinde başka azınlıklara karşı, yani bu maalesef Almanya için geçerli. Bu da yapmak değil. istenen nedir? Yani? Tabii bu her toplum için geçerli. Yani her toplumda e, azınlıklara, kendinden farklı olan insanlara karşı e, ön yargı, korku, endişe vardır. Bu bütün toplumlar için geçerli. Sadece Almanya'ya has bir yani şey değil. Kendi kimliklerini güçlendirmek için bunu yapıyorlar e pek dersiniz? E tabii ki. Yani ırkçılık, yabancı düşmanlığı sadece Almanya'nın sorunu değil her toplumda var. Bunu tespit etmemiz lazım. E, Almanya'da da korku var. Yani üç tane adam çıkıyor, terör faaliyeti yapıyor ve diyor ki bu İslam'dır, ben bunu İslam adına yapıyorum. Evet. E, o zaman İslam'ı tanımayan, İslam'ı bilmeyen, Müslüman komşusuyla ilişkisi olmayan insanlar, sıradan insanlar İslam'dan korkuyor. İslam dendiğinde aklına terör, efendim şiddet geliyor. O yüzden bizim burada çok ciddi sorumluluğumuz var, çok ciddi mesuliyetimiz var. Biz burada yaşayan 4 milyon insan olarak yani normalde düzgün bir yaşantı şeklimiz varsa onun üstünde daha düzgün olmak zorundayız. Daha düzgün olması gerekir ama eğitim alanında yani son yıllarda değişimler oldu. 4 üniversitede demin dediğimiz gibi din dersi öğretmenleri yetiştirilecek, imamlar yetiştirilecek. Almanya'da. Hı hı. Almanya istemiyor. Türkiye'de veya değişik yerlerden imamlar gelsin, din dersi öğretmenleri gelsin. Evet. İsterseniz onu anlatın yani çünkü Olur. o çok önemli. Evet. Tabii. Şimdi Almanya biliyorsunuz 1990 yılı civarına kadar e, buradaki göçmenleri, Müslümanları yabancı olarak gördü. Misafir işçi, gaz Dolayısıyla bunlar geri gidecek diye hep düşündü. Bunların eğitimine, bunların geleceğine yönelik hiçbir yatırım yapılmadı. Hatta tam aksi, ana dili Türkçe dersi verildi ki ileride kendi memleketlerine tırnak içinde döndüklerini o topluma daha rahat entegre olabilsinler diye. Temel düşünce buydu. Alman toplumuna entegre olunabilmesi için hiçbir girişimde faaliyette bulunulmadı. Ne zamana kadar? 90-95 yılı civarına kadar. Ondan sonra yani adaletli olmamız gerekir. Türk toplumu için de bu geçerli. Yani benim ailem de 90 yılı civarına kadar gelecek yıl Ankara'ya döneceğiz diye hesap yapıyordu. Bu bizim için de geçerli. Karşılıklı böyle bir etkileşim vardı. 90 yılı civarında buradaki insanlar kalıcı olduklarını anladılar. Alman toplumu da anladı ve yavaş yavaş bu alana yatırım yapmaya başladı. Malum bu İslam din dersleri, yani genelde din dersleri Almanya'da anayasal bir haktır. Bunu gerçekleştirmek için bazı projeler geliştirildi. Evvela öğretmen yetiştirelim dendi. Bununla ilgili bölümler kuruldu. Tabi bunların bir sürü sorunları, eksileri, hataları var. Bunu Sayın Başkan az önce ifade ettiler bazı sorunları. Bu fakat netice itibariyle sorun görüldü ve çeşitli üniversitelerde böylesi kürsüler, bölümler oluşturulmaya başlandı. Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda buralardan mezun olan öğretmenler ki bunlar Almanya doğumlu, Almanya'da yetişmiş, Alman dilini, kültürünü bilen, buraya kendisine vatan edinmiş öğretmenler önümüzdeki yıllarda inşallah okullarda din dersi öğretmeni yapacaklar. Fakat burada tabii ki İslam'ın e, Dini cemaat olarak kabul edilmemesinden kaynaklı bazı sorunlarımız var. Bu diliyorum, istiyorum ki Sayın Greenberg, evet. SPD'nin <laughs> entegrasyon sorumlusu, yani İslam'ın Katolikler gibi, Protestanlar gibi, diğer bütün dini cemaatler gibi dini cemaat olarak kabul edilmesi konusunda çalışmalarını bekliyorum. Eşit olması gerekiyor. Eşit diyorsunuz. olması, adalet. Ne fazla, evet. ne eksi. Ne gerekiyor yıl ne? Zaten gecikmeyle evet. rötarlı gidiliyor şu an. Evet ama ben diliyorum evet. özellikle SPD'nin bu konuda bazı adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Madem ki yabancılara yakın olduklarını ifade ediyorlar ve hakikaten Almanya'daki Müslüman toplumun Türk toplumunda çok ciddi bir bölümü SPD'ye oy veriyor. Evet. Öyleyse bunun gereğini yapsınlar diyorum. Efendim bu da e, buradaki insanların hassasiyetlerini gözetmek. Onlara eşit hak vermektir. Fazla bir şey istemiyoruz. Hı -hı. Eşitlik. Bu kadar. Hı -hı. Ee, Sayın Profesör Doktor Bülent Uçar. Şimdi e, tabii kendi örneklerimizi göstereceğiz. Bu programın da buna vesile olmasını istiyorum. Siz burada doğdunuz. Oberhausen'da ve şu an e, Osnabürük'te. Öğrenci yetiştiriyorsunuz. E, sizin son mesajınız ne olur? Sizin ailelere öneriniz ne olur? Kısa alırsın. Ben evvela eğitim alanında e Bazılarının düşündüğü gibi kötümser, karamsar, bir tavır içerisinde değilim. Hı hı. Almanya'daki Müslümanların... Kimse diyoruz moralimizi bozamaz. Kesinlikle. Yani <laughs> evet. Tilo Zahraç'ın gibi ırkçılar bize bu konuda destek olur. Yani evet. bir şiir var tam belki hatırlayamayacağım ama Ey düşmanım sen benim gücümsün, hızımsın diye bir şey var. Yani onu hatırlatıyor bana bu tip tavırlar ırkçılıkla yol alınmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yol alınmaz. Almanya'ya da zarar veriyor. Almanya için de geçerli. Hı. Alman toplumun geneline de zarar veriyor bu tip tavırlar. Ben onu da düşman olarak ifade etmiyorum ayrıca. Sadece Olur, şiir böyle evet, geldiği için söylüyorum. Oldu, evet. Şimdi e, biz Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar olarak çok başarılıyız aslında. Bunların ifade ettiği gibi değil. Yani Ben size çok daha farklı istatistiki bilgiler de verebilirim ama sorunlarımız da var. Bunları da ifade etmemiz lazım. Bu ayrı bir oturum konusu. Bunları da çok açık bir şekilde konuşabilmemiz lazım. Bakın ben üç şey tavsiye ediyorum Almanya'da yaşayan insanlara. Ee, Amerika'daki Yahudiler üzerine bir araştırma okudum bundan 4-5 yıl önce. Amerika'daki Yahudiler 19. yüzyılın sonunda Doğu Avrupa'dan genellikle Rusya'dan, Polonya'dan o topraklara gitmişler ve toplumun en aşağı kesimlerinden oluşuyorlar. Çünkü oralarda dışlanıyorlar, horlanıyorlar. Fakat bugün itibariyle ortalama bir Amerikalı'nın iki misli gelirleri var. Bu başarıyı nasıl elde etmişler? Bu başarı serüveni üzerine yapılmış bir araştırma. Neticede 3. noktaya çıkıyor mesele. Bir, Aileler aileler çocuklarının eğitimine yatırım yapmışlar. Yani ben ailelere bunu tavsiye ediyorum. Yani Mercedeslere eğitime yatırım önemli. Mercedeslere binalara, arsalara değil. Çocuklarınızın. Betona değil, çocuklara. Çocuklarınızın yatırım geleceğine yatırım yapacaksınız. Evet. Eğitimine yatırım yapacaksınız. Bu en önemli mesele. Evet. Çocuklarımızla ilgilenmek zorundayız. İkincisi Ticaretle uğraşmışlar, ilgilenmişler. Bunu tavsiye etmek gerekir. Üçüncü hı hı. mesele de Amerika'daki Yahudiler Almanya'daki Türklerden çok daha dağınık, bölük, pörçük vaziyette. Hı hı. Fakat temel meselelerde, ortak meselelerde, müşterek meselelerde bir araya gelmişler. Sen şöylesin, sen böylesin, sen işte Kürtsün, Türksün, Sünnisin, Alevisin, şu gruptansın, bu gruptansın hı hı. değil. Ortak meselelerde bir masa etrafında toplanabilmişler. Dolayısıyla Almanya'daki Türk toplumu da, Türkiye kökenli insanlar da bir araya gelebilmeli... Birlikte çalışabilmeleri. Ben bunları tavsiye ediyorum. Ailelere, anne babalara çocuklarıyla ilgilenmelerini, onların eğitimiyle ilgilenmelerini, çocuklarına yatırım yapmalarını salık veriyorum. En önemli mesele budur. Hı hı.